Diyorum ki yazıklar olsun sana. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyledi. Öztunç, Edirne ziyaretinde yaptığı açıklamada AK Parti hükümetini sert sözlerle eleştirdi. CHP Parti Meclis Üyeleri Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve Ali Öztunç, kurultaya verdikleri destek nedeniyle ziyaret ettikleri CHP il örgütünde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP il örgütü toplantı salonunda yapılan toplantıya Edirne milletvekilleri, belediye başkanı ve il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç yaptığı açıklamada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyledi. Maalesef Türkiye iyi yönetilemiyor arkadaşlar. Türkiye'nin iyi yönetilemediğinin göstergesi son günlerde yaşadıklarımızdır. Bakın, ülkenin başkentinin başkentinde yani o bombanın patladığı yer Ankara'nın başkenti sayılabilecek bir yerdir. Devlet Mahallesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 300-500 metre, Genelkurmay Başkanlığı'na 300-500 metre ve burada bir bomba patlıyor. Birileri bir mesaj vermek istiyorlar ülkeye. O mesajı bugün ülkeyi yönetenler alıyor mu, almıyor mu bilemiyorum. CHP'li Öztunç'un hedefinde Ankara'da 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama ile ilgili hükümeti suçlayan izleyiciye canlı yayında tepki gösteren sabah haberleri sunucusu Erkan Tan da vardı. Dün bir yandaş gazeteci ismini de söyleyeyim, Erkan Tan, canı yanan bir vatandaşa, hükümeti suçlayan bir vatandaşa diyor ki senin yüzüne tükürüyorum diyor. Ben de burada Edirne'den söylüyorum. Hiç kimse vatandaşa senin yüzüne tükürüyorum diyemez. Hiçbir gazeteci, televizyoncu bunu söyleme hakkına sahip değildir. İşte AKP'nin gazetecileri, yazarları vatandaşın yüzüne tükürenlerdir. Ben toplum adına, millet adına Edirne'den Erkan Tan'a diyorum ki yazıklar olsun sana. Nasıl bir gazetecisin sen? Nasıl bir televizyoncusun sen? Hiç mi utanmıyorsun? Bu ne kadar büyük bir yalakalıktır. Bıkmadın mı yalakalıktan? Daha ne alacaksın kardeşim? Zaten parayı kazanıyorsun. Yani Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a yalakalık yapacağım diye sen hangi hakla vatandaşa senin yüzüne tükürüyorum diyebilirsin? Unuttukları şu, bu vatandaş onları tükürükle boğacak. Bunu unutuyorlar. Öztunç yaşanan olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırdı. İçişleri Bakanı niye hala istifa etmiyor? Edirne'den sesleniyoruz. İçişleri Bakanı Efkan hala istifa etmelidir. Şu kadarcık tırnak ucu kadar ülke sevgisi varsa, tırnak ucu kadar vatandaşa saygısı varsa ve onuru varsa istifa etmelidir. Damıcım yok. Öztunç konuşmasında hükümetin 2023 hedefini hatırlatarak 23'ten önce 19 var. Size 2023'ü göstermeyeceğiz dedi. 2023 hedefi koyanlara sesleniyoruz. 2023'te hani 1923'ten 100 yıl sonra intikam alacaklar ya akıllarınca. Biz de diyoruz ki kardeşim 23'ten önce 19 var. 1919'da Samsun'a çıkanlar var. Ondan 100 yıl sonra 2019'da da seçimlerde normal şartlarda gene yapılır. Size 2023'ü göstermeyeceğiz. 2023'ü yaşayamayacaksınız. Yani 2023'te ülkeyi parçalama, bölme, ülkeden hesap sorma, cumhuriyetle hesaplaşmayı yapamayacaksınız. CHP Hatay Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Mevlüt Dudu ise yaşanan olayların sebebinin AK Parti'nin uyguladığı yanlış dış politika olduğunu savundu. Dudu, AK Parti bir an önce dış politikadaki yanlışlarına son vermelidir dedi. Sizler de biliyorsunuz, Diyarbakır Sur'da iki asker bir polisimiz şehit olmuş. Ben şehitlerimize de Allah'tan rahmet, ulusumuza başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AKP Hükümeti'nin uyguladığı son derece yanlış dış politikadır. Suriye'de yaşananlarda ne yazık ki AKP Hükümeti'nin orada yaptığı yanlışların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bugün yaşadığımız Türkiye'deki bu terör saldırılarının özellikle
İşte 2 gün önce Ankara'daki bombalı saldırı. Daha önce yine Ankara'daki Cumhuriyet tarihinin en ağır terör saldırısı. Yine bombalama. Suruç, Reyhanlı, Cilve Gözü. Bunların sebebi tamamen dış politika hatalarıdır. Ve dış politikadan kaynaklanan sebeplerle Türkiye'de bu ağır saldırılar yaşanmıştır. Bu kadar insan yaşamını yitirmiştir.